Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Patronum sizden işlerinin rast gitmesi için dua etmenizi benden rica etti. Allah herkese yardım etsin inşallah. Bir dervişin eksikliği, noksanlığı, derslerini tam yapamıyor olması şeyhine manevi olarak bir yük olur mu? Dervişin eksiğini şeyhi tamamlar mı? Ayet-i Kerime'de peygamberine diyor ki Cenab-ı Hak, biz seni onların üzerine gözetleyici kılmadık. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu manada gözetleyici kılınmadıysa geri kalan herhangi bir kimsenin öyle gözetleyici olması, gözetleyici olduğunu iddia etmesi doğru değil. Onun böyle bazı ehli tasavvuf demeyeyim de bir kısım ehli tarikat böyle işte sizi gözetliyoruz veyahut da işte normalde sorumluluğu bize ait diye söylerler. Belki de dervişler biraz daha disiplini olsun, biraz daha dervişler ahlaklarına riayet etsinler, derslerine riayet etsinler diye teşvik olabilir. Ama bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin önüne geçmek gibi olur. Bu doğru değil. Ama şu bir ayrı bir pencere. Zaman zaman işte böyle bir işin manevi boyutu olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir topluluğu böyle çünkü o peygamberler vazifelerinin başındadır. Onlara ölü demeyiniz. Onlar bu noktada ümmetlerinin de başındadır. Çaylarınızı da için. Ümmetlerinin de başındadır. Zaman zaman bu tip şeyler tecelli eder. Yani normalde topluluklar, gruplar böyle sanki resmi geçitten yapılır gibi böyle o tip şeyler olur. O zaman o kimse kendi içinde bulunduğu grubun pejmürde görünmesini istemez. O utanç çok kötü bir şey. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Amin. Orası sıkıntılı. Yani öyle şeyler zuhur edince insanın içi güp güp atar. Yani kendi kardeşleri, arkadaşları Patagonya ordusu gibi geçsin. Yırtık pırtık perişan bir vaziyette kolu çıkık, kafası dönük, gözü yarık, Allah muhafaza eylesin. Öyle hiç kimse görmek istemez. Burası da ayrı bir şey. Rabbim muhafaza eylesin. Ama mesela zaman zaman duyuyoruz ya, işte dersini çekmeyen dervişlerin dersini şeyhleri çekiyor filan. Yani bunlar doğru şeyler değil. Ama bir şeyh efendi dersini çekerken kendi nefsini düşünmez. O zaman bütün kardeşlerinin üzerine niyet ederekten çeker. Bunlar eyvallah. Veya dua ederken bir şey yaparken kardeşlerinin üzerine yapar. Bunlara eyvallah, bunlara söyleyecek bir sözüm yok ama işte dersini çekemeyen dervişlerin işte şeyhi dersini çekecek, kafasını dersten kaldırmaması lazım. Allah muhafaza eylesin. Bunlar çok böyle yerli yerinde şeyler değil. Zaman zaman bunlar bir kısım ehli tarikat konuşmuş, belki de öyle bazı haller, öyle rüyalar yaşamış olabilirler, yaşattırılmış olabilirler. Ama bu biraz şey, sünnet-i Resulullah'ın üzerinde bir şey. Hani biz seni onların üzerine gözetleyici kılmadık. Ayet-i Kerime sabit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için böyle dendiyse bir başkasının bunun üzerine bir şey konuşması, bunun üzerine bir şey demesi hoş bir şey değil. Ben kahveden içeyim, siz de çaylardan için. İçeceğiniz yok çünkü.
48. hadise gelmişiz. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir misafir Ensardan bir adamın yanında geceyi geçirdi. O adamın yanında yalnız kendisine ve çocuklarına yetecek kadar yiyecek vardı. Ensari hanımına dedi ki, çocukları uyut, kandili de söndür ve yanında ne varsa misafire getir. Bu hadise üzerine şu ayet indi. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile başkalarını kendilerine tercih ederler. Haşr suresi ayet 9. Şimdi bir misafir gelir. Bir misafir gelince böyle geç zamandır. Tabiri caizse yatsı vaktinde filan gelir. Herkes böyle namazını kılar, işte elini eteğini çeker. Onu misafir edecek kimse azdır Mescid-i Nebevi'de. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sorar, misafir edecek olan bir kimse var mı diye. Evinde yiyeceği içeceği olan. Tabi o zaman için sahabe fukara, yani normalde günlük değil saatlik yaşıyorlar. Böyle normal herkesin dolum taşım, bizim gibi yiyip içmiyorlar. Bizim gibi semirmiş vaziyette değiller yani. Bizim gibi mutfaklar tıka basa dolu, yediği önünde yemediği ardında beğenmediği şeyi kenara atan, bir ısıran kenara koyan, onu daha da beğenmediyse çöpe atan, yok bu soğumuş yenmez at çöpe, yok bu sıcakmış yenmez at çöpe, yok burasını yemeyiz at çöpe, yok burası yenilmez at çöpe, işte bunun rengi değişmiş at çöpe, ya bu kokuyor mu acaba, kokusu mu değişmiş at çöpe, çöpler yiyecek içeceklerle dolu, ekmekler bir taraflarda atılı, yiyecekler içecekler bir taraflarda atılı, İsraf diz boyu. Öyle değil sahabenin hayatı. Cebinde varsa ye, yoksa kredi kartından cayır cayır geç. Ondan sonra kredi kartı mağdur ol, ben intihar edebilir miyim de. Böyle şeyler yok sahabenin hayatında. Sahabenin hayatı paylaşımın üzerine, üretimin üzerine, tüketime dayalı bir hayat yok. Olanca ne varsa yiyelim orangutanlar gibi. Bak filanca yerdeyiz, çat selfie. Filanca bak böyle işte sofralar, olanı var, olmayanı var, yiyeni var, yemeyeni var. Herkesin gözüne sokalım. Biz neler yiyoruz, neler içiyoruz. Fotoğraflar Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da. Filanca otele girerken, filanca lokantaya girerken, çıkarken, yemek yerken. Sahabenin hayatında böyle şeyler yok. Sahabenin hayatında böyle kışlıklar ayrı, yazlıklar ayrı, yenilmiyor dolapta bekletilenler ayrı, buzluklar dolu, difrizler dolu. Sahabenin hayatında böyle bir şey yok. Yani sahabenin hayatında İki günlük, üç günlük yiyecek yok evlerinde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin evinde ise günler geçiyor. Duman tütmezdi diyor Hazreti Ayşe annemiz. Günler geçerdi, peygamberin evinde duman tütmezdi. Bunları ben söylüyorum, diyeceksiniz ki sen farklı mısın? Değilim. Ben bunları söylüyorum. Diyeceksin ki hani senin evin barkın farklı mı? Değil. Sakın ha benim öyle bir hayat yaşadığımı zannetmeyin. Yok. Biz o deccaliyet israfından kurtulabilmiş Müslümanlar değiliz. Topyekün. Bu deccaliyet asrı, deccaliyet israfı. Çocuklarımız da aynı yetişiyor bizim şimdi. Bir şey istemiyorlar, yeniden yapıyor anneler. Yapmazsa babalar kızıyor.
O çocuğun isteği oluyor. Oğlan, kız önemli değil. Eğer baba yapmazsa anne sinkaflık yapıyor. Anne yapmazsa baba sinkaflık yapıyor. Herkesin çocuğu kıymetli. Sadrazamın sol tarafından düşme herkes. Herkes istediğini yiyecek, istediğini içecek, istediğini giyecek. İstemediğini giymeyecek. Bakın bu, ben de dahilim. Hepimiz dahiliz buna. Fakirimiz, zenginimiz. Hiç önemli değil. O kimsenin ne kadar para kazandığı. Yok. Biz söküğü bile tamir etmiyoruz şimdi. Yani gömleğin düğmesi koptuysa atıyoruz. Onları aştı ümmet. Ve hadis-i şerifin tecelliyatına geldi. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, siz dünyalık çok malınız olacak. Dünyanız iyi olacak sizin. Biz şimdi dolar bir kuruş artsa isyan ediyoruz biz. Dolar bir kuruş arttı, vay şöyle oldu, böyle oldu. Milletin dolapları giyecek dolu. Milletin dolapları yiyecek dolu. Bir de Mehdi bekliyoruz biz bir daha. Bir de işin o tarafı var. Ben de diyorum ya, Mehdi geldi, dolabını terk edecek mi? Yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini terk edecek mi? Mehdi geldi, 2 gün aç kalacak mı? Mehdi geldi, 2 gün uykusuz kalacak mı? Mehdi geldi, rahat yatağından çıkacak mı? Mehdi geldi, bir akşam eve gitmediğin zaman olacak mı? Mehdi gelince Allah için koşacaksın, Allah için mücadele edeceksin, Allah için savaşacaksın. Aha Mehdi geldi, hadi yürü. Tabii o sahabe böyle peygamber gözlerinin önünde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinin önünde. Şimdi bu hayat, yani o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatı ve ashabın hayatı hepimizi rahatsız ediyor. Bakın bütün Müslümanları rahatsız ediyor o hayat. Orada duruyor ya o. Yani hadis-i şerifler olarak duruyor. Sahabenin hayatı olarak duruyor orada. Eserlerde duruyor. O hayat, yemin ediyorum, Müslümanları rahatsız ediyor. Ya müminler öyle bir hayatı yaşayamadığının acısını çekiyor. Münafıklar ise bunlar neden duruyor burada? Bunları silelim, bunları yok edelim diye bakıyor. Bu acı bir şey bu. Bakın, tekrar söylüyorum, kimseyi tenzih etmiyorum. Ben de bu işin içindeyim diyorum. Benim de aynı. Benim evimde de milletin yediği önünde, yemediği ardında. Ben kendimi ayırt etmiyorum. Biz israfın içerisine gömülmüş vaziyetteyiz. Ümmet olarak. Bakın, ümmet olarak israfın içerisine gömülmüş vaziyetteyiz. Ümmet olarak biz gösterişin içerisine gömülmüş vaziyetteyiz. Ümmet olarak şatahatvari bir hayat yaşıyoruz biz. Ümmet olarak böyleyiz. O yüzden bizim başımızda bela eksik değil ümmet olarak. O yüzden bizim başımızda bombalar eksik değil ümmet olarak. O yüzden bizde ihlassızlık, samimiyetsizlik, birbirine karşı düşman olma. Ümmet olarak içimizde hastalık, diz boyu. Manevi hastalıkla. Ümmet olarak hastaneler dolu. Neden? Yiyor, içiyor, israf ediyor herkes. Aç kalmak yok. Yani açlığın faydaları şeyde, İhya-i Ulumiddin'de var. Orada duruyor. İhya'dan açlığın faydalarını okuyabilirsiniz. Ama kimse aç değil.
Karnım aç diyen yoldaki, sokaktaki kimse, gidiyorum lokantaya. Bu adamın karnını doyur diyorum ben. Bekliyor şimdi o. Doyur parasını, gel al benden diyorum ben. Yaptığı şey şu adamın. Bana parasını ver. Sen git ondan, ben yemişim gibi parasını al. Neden aç değil? Aç değil. Biz o israfın içerisinde yüzüyoruz. Ümmet-i Muhammed olarak. Bu işin ayrı bir tarafı. O yüzden duamız kabul olmuyor. O yüzden iki yakamız bir araya gelmiyor. O yüzden Ümmet-i Muhammed dirilmiyor. Sebeplerinden birisi bu. O yüzden evlerde azgınlık, sapkınlık, Kur'an ve sünnetin dışında her şey var. O yüzden şükürsüzüz, teşekkürsüzüz, hamdsiziz. O yüzden nimetin kadrini bilmiyoruz, kıymetini bilmiyoruz. O yüzden bir gömleğin kıymeti yok bizde, bir pantolonun kıymeti yok, bir ayakkabının kıymeti yok. 3-5 tane ayakkabımız var, 3-5 taneden fazla pantolonumuz var, 3-5 taneden fazla takım elbisemiz var. Çünkü Hanefiler işte 2 yazlık 2 kışlık elbisesi olana yeter demişler. Yani 4 tane. Fazla bizde. Ama bunların hepsini toparladığımızda ümmet bu noktada sıkıntılı. Evlerde sıkıntı var. Yani Fırat Nehri gibi aksa bize, biz gene hamd yok, gene şükür yok. Gene onun kıymetini bilmek yok. Böyle olunca hiçbir şeyin kıymeti yok. Annenin kıymeti yok, babanın kıymeti yok, dedenin kıymeti yok, ninenin kıymeti yok, evin kıymeti yok, yorganın kıymeti yok, yastığın kıymeti yok, elbisenin kıymeti yok. Edebiyat güzel ama. Mesnevi, Mevlevi dervişi yorganını üzerine örteceği zaman öper. Der ki, ya Rabbi sana hamdü sena olsun. Örtüneceğim bir yorgan var. Bunu vermemiş olsaydın ben açıkta kalırdım. Yatacağı zaman yastığını öper. Temenni eder. Der ki, ya Rabbi yastığım olmasaydı ben kafamı nereye yaslardım? Sana hamd ediyorum ki benim bir yastığım var. Yatağını öper. Ya Rabbi bir yatağım var. Yatabiliyorum. Evine girer. Tabiri caizse evin kapısı var ya. Kapıyı öpmüşler. Neden? Demişler, ya Rabbi sen bana bir ev verdin. Temenni etmişler. Sana hamd ediyorum. Bir evim var benim. Kafamı sokacağım bir evim var. Namusumu içinde oturtacağım bir evim var. Çoluğumu çocuğumu içinde oturtacağım bir evim var. Öpmüşler kapılarının kenarlarını, eşiklerini. Bize tuhaf geliyor. Biz Bosna'ya gittiğimizde İşte Bosna'daki Hacı Kazım Meyliç Efendi silsilesinin mezarlarına girerken kapılarını öpüyor. Bize tuhaf geliyor, bu adam kapıyı neden öpüyor diyor. Neden? O olmasaydı, o olmazdı çünkü. Temenni ediyor. Babasının kabri şerifine gittiğinde öpüyor. Dedesinin, onun dedesinin silsileye mezarlıkları ziyaret ettiğinde her kabristanın kapısından öpüyor. Sebep, temenni ediyor. Sen olmasaydın biz olmazdık diyor. Kıymet veriyor. Bizde hiçbir şey kıymetli değil. Biz her şeyi israf ediyoruz. Biz evde israf ettiğimiz gibi işimizde de israf ediyoruz. Biz işimizde israf ettiğimiz gibi dergahımızda da israf ediyoruz. Biz dergahta da israf ediyoruz. Biz önümüze geleni bağırıyoruz, çağırıyoruz, hizmet etmiyoruz. Tepeden bakıyoruz. Kadın erkek. O zakir. Herkes ona temenni edecek. O bağırabilir. O çavuş. Herkes ona temenni edecek. O bağırabilir. O eski derviş. O bilir. O bağırabilir. Kırabilir. O ne? O şey efendi. Döker, kırar, yıkar. Oo. İsraf ediyoruz. Yani beş tane derviş var, birbirleriyle kavga ediyorlar. İsraf ediyoruz.
O onu yapamaz, nasıl yapar? İsraf ediyoruz. Biz her şeyi israf etmeye alışkınız. Bu alışkanlıklardan dolayı biz asabı da israf ediyoruz. Onun da kıymeti yok bizde. Bir çıt üstü biz Hazreti Muhammed Mustafa'yı da israf ediyoruz. Bizde onun da kıymeti yok. Bir çıt üstte biz Kur'an'ı da israf ediyoruz. Bizde onun, o da kıymetsiz bizde. Ciddiyim. Ümmetin geldiği resim bu. Hepimiz için geçerli bu. Bakın, hepimiz için geçerli. Bir şey atılıyorsa, bir şey kokuyorsa, bir şey çöpe gidiyorsa, israfın dik alası var. Ev lanetlik, iş yeri lanetlik. Neden? Lanetlik bir iş yapar, israf eder. Bir şey atıldı, kokuttu. Mümkün değil. Biz erkekler olarak da, kadınlar olarak da bunu konuşamayız bile. Konuşamayız. Yemekler kenarlarda atılı durur. Bir lokma eğer tabakta bir şey vardır, atılır o. Yani iki lokma bir şey vardır, yenmez, atılır. Çok yapılır, atılır. Bu bizde hastalık haline geldi bu. Allah muhafaza eylesin. Ashab öyle değil. Sahabe öyle bir hayat yaşamadı. Hazreti Muhammed Mustafa öyle bir şey, öyle bir hayat yaşamadı. Zaten Muhammedi bir hayat standardı bugünkü vahşi kapitalist, vahşi deccalist sisteme karşı. Peygamberi bir hayat standardı, vallahi de, billahi de, tillahi de bu vahşi deccali sisteme karşı. Az yemek var, israf etmemek var. Çok tüketmemek var, üretmek var. Cihad etmek var. Unutturuyorlar bize bunları. Cihatla alakalı hiçbir kimse bir ayet paylaşmıyor. Sufilerin de handikaplarından birisi bu. Nefis de cihadı önde tutup gavurla cihadı arkada tutuyorlar. Eş değerde tutmaları lazım. Müslümanlar cihatçı bir ruha sahip olması lazım. Şimdi cihatçı bir ruha sahip olması lazım diyen bir kimseyi terörist diye alıp götürüyor Mossad'ı, CIA'si. Eğer cihatçı bir söylemde de, söylemdeseniz siz teröristsiniz. ABD'si, AB'si, CIA'si, Mossad'ı, İngiliz'i, İsrail'i, bütün iti puştu toplanıyor. Yerlisi dışı bütün puşlar toplanmış, cihattan bahseden bir kimseyi alıp götürüyorlar. Ne? Bu adam terörist. Tabii. Yeni moda şimdi bu. Bütün puşlar toplanmış bir yere. Müslümanlar da aman bizim başımıza bir şey gelmesin, aman bizim dolabımızdaki biz etimiz, peynirimiz, yumurtamızdan eksik kalmayalım, aman bizim sıcacık evimizden biz uzak kalmayalım, aman ha başımıza bir şey gelir, aman ha başınıza bir şey gelir, aman ha, aman tamam. Bırakın eşcinseller yürüsün, bırakın fuhuş artsın, bırakın içki, kumar, her türlü melanet bizim boyumuzu aşsın. Ondan sonra Lut kavmi gibi yalayıp yutsun bizi deccaliyet. Yalayıp yutuyor zaten. Bunlar böyle saklı gizli olmuyor bu işler. Meydanda. Meydanda. Allah'ın lanet ettiği ne kadar fiiliyat varsa serbest. Allah'ın yapın dedikleri de yasak. İşte ashab böyle bugünkü tabirle bizim için onlar kel aynak kuşu gibi kaldılar şimdi.
Ashabın evinde yiyecek yok. Evine misafir oluyor. Bizde yiyecek çok. Eve misafir alamayız biz. Öyle bir şey yapamayız. Allah bizi affetsin. İşte böyle kim misafir alacak diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. O sahabe ben ya Resulallah diyor. Ben ya Resulallah deyip eve götürüyor onu. Hanımına diyor ki çocukları uyut. Lambayı kıs. Evde ne yiyecek varsa diyor sofraya koy. Bu hadisin başka metinleri var çünkü. Bu hadis Buhari'de geçer, Müslim'de geçer. Ondan sonra ben bunu Buhari'de daha genişi var. Bunun Buhari'de okumuştum daha önce. Yazmışım burada. Tirmizi'de bu almış. Bu hadis bildiğim kadarıyla Buhari'de de böyle geniş bir açıda veyahut da Kütübisi'de de bilmiyorum net şimdi böyle uzun bir şekilde sebebi nüzülüyle beraber alıyor götürüyor çocuklar uyut çocukları uyutuyor. Diyor ki ne yiyecek varsa sofraya koy. Suyu da koy. Suları da az. Bir bardak suları var. Onlar eşiyle beraber yiyormuş gibi yapıyorlar. Ondan sonra yiyorlar, işte yemek faslı bitiriyor, bitiriyorlar. Yan tarafa yatırıyorlar misafiri. Yan tarafa misafiri yatırıyor. Tabii sabah oluyor, sabah namazına Mescid-i Nebevi'ye gidiyorlar. Mescid-i Nebevi'ye gidiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bu ayeti kerime iniyor. Vahyediliyor. Diyor ki, kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile başkalarını kendilerine tercih ederler. Diyor ki sahabeye, sen ne yaptın dün gece? Sen ne yaptın deyince sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine net bir şekilde anlatmak zorunda. Bu da ölçüdür. Sen ne yaptın deyince sahabe başlıyor anlatma. Şimdi bir dervişe de şeyhi soruyor. Sen ne yaptın? Size malumdur efendim. Sana ne yaptın diye sormuşlar. Anlatsana. Sana ne oldu diye sormuşlar. Anlatsana. Siz bilirsiniz efendim. Bu dervişin edeplisi değildir. Emre itaat etmiyor. Küstahıdır. O kendini edep ettiğini zanneder. Edep değildir o. O küstahlıktır. Emre itaat etmedi çünkü. Sahabe öyle değil. Ona soruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaptın? O da anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah bizim evde yiyeceğimiz yoktu. Bizim hepimize yetmezdi. Zaten azdı diyor. Biz gittiğimizde biz yiyormuş gibi yaptık diyor. Misafire yedirdik. Suyu diyor içiyormuşuz gibi yaptık. Misafire içirdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o sahabeyi ve eşini müjdeliyor. Diyor Allah sizin hakkınızda bu ayeti kerimeye indirdi. Düşünebiliyor musunuz sahabe kendi hakkında ayeti kerime iniyor. Kendi hakkında. Tabii burada normalde hani o kimsenin hem cömertliği çıkıyor meydana hem de kendisinin ihtiyacı olduğu halde kendi ihtiyacına bakmayıp ihtiyaç sahibi, yolda kalmış olan kimseye bunu yapıyor. Yani o kimsenin karnını doyuruyor. Kendisinin ihtiyacı olduğu halde bir başkasının ihtiyacını karşılıyor. Bunlar ulvi hasletler. Bunlar büyük insanların yapacağı şeyler. İşte o sahabe de bunu yapınca Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de o yüzden normalde onu müjdeliyor. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. Amin. O yüzden normalde bu tabi çok üstün bir ahlak. Bu
hadislerle tasavvuf kitabına alınmasının sebebi bu bir sufi ahlakı. Sufiler bunu kendilerine ölçü edinirler. Kendi ihtiyaç sahibi olmalarına rağmen etraflarında ihtiyaç sahibi bir kimse varsa onların ihtiyaçlarını görürler. Birisinin ihtiyacını görmek, birisinin yarasına merhem olmak, birisinin sıkıntısının define sebep olmak, birisinin müşkilatının halline sebep olmak, bir kimsenin üzerinden bir yükü almak, bir kardeşine bu noktada merhem olmak, ilaç olmak, bir kardeşinin eksiğini tamamlamak. İşte bu kardeş, ne bileyim, fukara bir kardeşin olabilir, borçlu bir kimse olabilir, yetiştiremeyen bir kimse olabilir. Olabilir. Çalışıyordur, yetiştiremiyordur. Bunlar olabilir. Bunlar önemli şeyler. Bunlar toplum içerisinde olması gereken veya bir topluluk arasında muhakkak olması gereken ve toplumun kendi arasında olması gereken şeyler. İki tane gömleğin eksik olsun. İhtiyaç sahibi olan bir kardeşine bir gömlek al. Sen ihtiyacın yok ise bir ihtiyaç sahibi kimsenin bir ihtiyacını gör. Fakirin de kibirlisini Allah lanet eder. İhtiyacın var senin. Yetiştiremiyorsun. Birisi sana bir şey ikram ettiğinde, bir şey hediye ettiğinde böbürlenip, büyüklenip onu tersleme. Bu senin işin değil. Bunu ancak üstadlar yapması lazım. Bunu ancak zakirler yapması lazım. Bunu ancak ders yaptıranlar yapması lazım. Demesi lazım ki kardeş, Allah razı olsun, bize hediye getirmeyin. Teşekkür ederiz. Bir ihtiyacı olan kardeşimize götürün. Eyvallah. Ya ben kim bilmiyorum. Yardımcı olayım. Filanca kardeşimize usulüne uygun bir şekilde, kimseye göstermeden, faş etmeden yardımcı olabilirsiniz. Eyvallah. Eyvallah. Bunun böyle olması lazım. Bir yere yardım götürülecekse Ehl-i Beyt'in sünnetidir. Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri geceleri Husisi kendi sırtında küfeyle Medine'nin varoş sokaklarında, varoş caddelerinde ihtiyacı olan kimselerin ihtiyaçlarını görürdü. Her gece kendisi yapardı bunu. Belirli ihtiyaç sahipleri vardı. O belirli ihtiyaç sahiplerine her gece kendi sırtına küfeyi alır, onları teker teker gece hiç kimse görmeden dağıtırdı. Bu Ehl-i Beyt'in sünnetidir. Ehl-i Beyt'in yoludur. Bir kimseye belli etmeden yardımcı olursun. Bunu ilan etmezsin. Bunu o kimsenin başına kakmazsın. Bunu ulu orta söylemezsin. Bunu ulu orta göstermezsin. Bunu ulu orta böyle faş edilecek kelimeler kullanmazsın. Bu doğru değil. Şimdi ümmet bu incelikleri bıraktı, terk etti. Adam kamyonun önüne yazıyor, bilmem ne tekstilin zekatıdır. Allah senin iyiliğini versin. Böyle bir şey yok. İşte bilmem kimin hayrıdır. Böyle bir şey yok. İslam'ın kendi özü buna aykırı. Evet, zekatı verirken eşkare vermek lazım ama böyle değil. Bu kültürsüzlük, bu eğitimsizlik, bu sonradan görmelik. Yok İslam'da böyle bir şey. Hiç yaşanmamış böyle bir şey. Hiç yaşanmamış. Şimdi bu son dönem, bu 10 yıldan beri, 15 yıldan beri, 20 yıldan beri yaşanıyor böyle şeyler. Ben 92'de hacca gittiğimde şaşırmıştım. Tırlardan yoğurt atıyorlar, tırlardan ayran atıyorlar, süt atıyorlar, su atıyorlar, bildiğiniz atıyorlar böyle. Ben bunu 92'de haçta gördüm. Müslümanlar böyle karıncalar gibi, arılar gibi uçuşmuşlar tırların başına. Herkesin eli havada. Hiç unutamıyorum o enstantaneleri. Senin bir şişe suya ihtiyacın var ise
Gitme kardeşim hacca. Sen gitmişsin. Bişçe suya elini uzatma orada. Vakarını kaybetme. Yoğurt atıyor adam tırdan. Bildiğiniz yoğurt atıyor. Ve Müslümanlar kapmak için elleri havada. Nereden geliyor? Müzdelife'den şeytan taşlamaya gidiyor. Arafat'tan Müzdelife'ye gidiyor. Yolda görüyorum bunları. 92'de. Yok böyle bir İslam kardeşim ya. Ne öyle yoğurdu atmak var. Ne de öyle yoğurdu kapmak için uğraşmak var. Haçtasın. Haçtasın. Yok böyle bir şey. Paketlenmiş yemek atıyorlar. Bildiğiniz yemeği atıyor. Pilav onlar yapıyorlar ya, üstüne et koyuyorlar. Atıyor adam. Haçta oluyor bunlar. Yok böyle bir şey. Öyle dağıtmak da yok. Öyle dağıtılanı almak da yok. Veya Ramazan ömresinde. Adam iftar vakti geldiğinde işte kafasında veya elinde hurma çıkıyor tavaf meydanına. Millet gamalıyor oradan böyle. Yapma ya. Yapma. Yapma. Elini uzatma ya. Uzatma elini. Bırak. Sen Beytullah'tasın. Rabbin seni besler. Onun misafirisin orada. Biz komple dünyada onun misafiriz. Ama Beytullah'a gitmişsin, özelsin. Uzatma orada elini hiçbir şeye. İbrahim ateşin içinde Cebrail'e elini uzatmadı. Sen uzatma. Uzatma. Biz hacca gittiğimizde ben bakıyorum bir tır yanaşmış oraya. 6-7 kişi Allah razı olsun, Nuri, Oktay, Hacı Murtaza. Hacca gittiydik. Ben şimdi bazen işte şimdi herkes önde yürür. Sünnet önde yürümek değildir. Bir tehlike varsa lider hükmündeki kimse önde yürür. Tehlikeye önce kendisini atacak. Bir tehlike yoksa tevazudur. Lider en arkadan gider. Ben en arkadan gidiyorum. Arkadaşlar önde gidiyorlar. Ben en öndekini bağırıyorum. Sola çark bağır. Hani yolda gidiyoruz halbuki yani. Sola yanaş. Sola yanaşıyorlar şimdi onlar. Hadi solda bir tır görüyorum, sağa yanaşıyorlar. Oktay dayanamadı. Abi hakkını helal et dedi ya. Böyle dedi, bir tır görüyorsun dedi, tırdan uzaklaştırıyorsun bizi dedi. Oktay dedim, gaflete düşer de içinizden birisi dedim, dağıtılan bir şeye elini uzatır diye korkuyorum dedim. Tiksinirim ondan çünkü dedim. Ondan tiksinirim çünkü dedim. Allah muhafaza eylesin. O yüzden uzak tutuyorum sizi dedim. Tırlardan çünkü atıyorlar ya. Olur ya, insan bir boşluğa gelir. Hani biraz da neşelenelim veyahut da bir şey olalım gibisinden. Bir şeye ihtiyacımız yok. Hamdolsun. Elini uzatır. Allah muhafaza eylesin. Sakın. Sufi vakarını hiçbir zaman kaybetmez. Elini uzatmaz bir şeye. Ben böyle hani iyiliğimi, erdemliliğimi anlatmak için anlatmıyorum. Böyle bir ölçü olsun diye. Bir gün böyle yine Mekke'deyiz. Orada birisi böyle bir sofra kurmaya çalışıyor. Hava 118. Adam oraya 5 hurma koyacak. Allah 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 Allah. Mekke'de oluyor bu. Biz de rahmetli Seyit Taş'ta orada oturuyoruz. Bizim başka arkadaşlar da var orada. Bursa'nın dışından. O Bursa'nın dışındaki arkadaşlar da o adama temenni edeceğiz diye uğraşıyorlar.
Adamdan kibir akıyor. Böyle içim daraldı. İçimden dedim ki sana misafiriz, kimseye değil. Seydo'ya dedim kalk. Ben dedim tavafa çıkıyorum. Kalktı bu şimdi. Eğer dedim bir kelime konuşursan, elini bir şeye uzatırsan, bir şey dersen otur dedim. Bugün ben iyi değilim dedim. Bıttık yok bunda. Biz şimdi bir tavaf yaptık. İkinciyi yaptık. Çıkmıyorum ben tavaftan. İftar vakti geliyor. Biz üçüncüyü de yaptık. Üçüncü tavafı da bitirdik. Ezana böyle 3-4 dakika falan kaldı. Tabii bu arada da şimdi orada hurma tepsilerini şey yapıyorlar ya, ama açık ama kapalı böyle poşetli. Bizim bir şaft yapıyoruz tabu almıyoruz ya. Birinin dikkatini çekmiş biz. Bir aldı, geçtik almadık. İki geçtik almadık. Adam tepsiyle bizim yanımızda dolaşıyor şimdi. Seydo bakıyor bana hani. Konuşmak yasak ya, konuşamıyor şimdi. Ben de hiç bakmıyorum. O da benim arkamdan gidiyor. Benim biraz o tersliğimi biliyor. Bu şimdi tık yok bunda. Bende de tık yok. Biz gidiyoruz, adam geliyor bizden beraber. Tabii herkes kalmalıyor. Şeyden alıyor, hurmadan. Hurması da güzel adamın. Tabii o tepsiyle bizim yanımızdan geliyor böyle. Bize bir iki konuşuyor Arapça. Biz bakmıyoruz bile ona. O tabii bizden beraber şey yapıyor. Ne o? Tavaf ediyor o da bizden beraber. Biz bakmıyoruz, o bizden beraber gidiyor. Biz bakmıyoruz, o bizden beraber gidiyor. Tepsisi bitiyor. Birisi koşturuyor, getiriyor ona. Bir tepsi daha veriyor. Onun tepsi bittikçe tepsi geliyor. O bizden beraber dolaşıyor. Tavaf ediyor o da bizden ya da biz de beraber dolaşıyor. Ama bize habire yalvarıyor. Hurmadan alın diye. Ben tabii gidikim böyle bende göz möz gitti. Benim yaş akıyor bende. Halet-i ruhiyem iyi değil. Ondan sonra kendi kendime ver yansın, çek uzansın yapıyorum ben. Ondan sonra neyse tavaf bitti. O adam da bitti bizle beraber. Baktı gördü biz almıyoruz. Son şaftı bitirdik biz. Ondan sonra ben tekrar döndüm. Geldim. Rükne Yemane'ye yakın bir yere oturdum. Bitti bizim çünkü. Ben kafamı eğdim. Kafamı da kaldırmıyorum. İşte millet zemzem dağıtıyor. Herkes zemzemeye elini uzatıyor. Ben elimi uzatmayacağım dedim bugün hiçbir şeye. Zaten uzatmamışım. Neyse bizim önümüze zemzemler geliyor. Kafamızı kaldırmıyoruz biz şimdi. Yalnız en enteresanı şu. Böyle iki dizimizin üzerinde oturuyoruz. O da benim yanımda. Kafamızı kaldırmıyoruz. Bir böyle naylon poşetin içerisinde üçer tane hurma. Böyle sanki gökten düşer gibi lap lap ikimizin önüne böyle şeye ne o elbisemizin üzerine. Ne yan tarafa var ne öbür taraftan var hiçbir yere yok. Bize geldi iki tane. Şimdi bu elini süremiyor. Allah rahmet eylesin. Böyle duruyor şimdi bu. Hiç elini süremiyor. Ben de elimi sürmüyorum. Ben neredeyse ağzıma isteyeceğim zaten iş benden o kadar çıktı böyle. Bu üç tane hurma geldi. Neyse zemzemler önümüzde. Ezan okundu. O şimdi bakıyor ben ne yapacağım diye. Önce zemzemle neyse orucu açtık tabii. Ardından ben biraz duysun diye besmele çekerekten şeyi açtım. Poşet. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Poşeti açtım. Ondan sonra neyse Bismillahirrahmanirrahim dedim. Yaladım ben şimdi onu. Seydo'nun ağzına verdim. Ondan sonra şifa olsun dedim ona. O şimdi hiç seslenmedi tabii. Bu bir tane aldı. Ardından ben bir tane daha oradan aldım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Böyle bir yarım ısırdım. Aa, normal değil hurma. Dedim bu hurma normal değil. Hani normal değil. Bu sefer bir ağlamak daha geldi bana. Neyse biz tabii hurmaları bitirdik.
Zemzemi içtik. Daha konuşmak yok. Ardından ezan okundu. Namazı kıldık. Ondan sonra hemen hızla tavaf namazlarını kıldık. Koşturduk Şeyh Efendi'nin yanına. Onunla beraber çünkü otele iftara gidiyoruz. Yemeğe gidiyoruz. Ben tabii gittim hemen onun bulunduğu yere. O da bizle beraber geldi. Böyle baktı. Tavaf güzel mi? Tavaf güzel miydi Mustafa Efendi dedi. Güzeldi efendim dedim. İftar ettiniz mi dedi. Ettik efendim dedim. Hamdolsun dedi. Allah razı olsun efendim dedim. Tabii Seyit Taş'a konuşma yasağı var ya. Biz Beytullah'tan çıktık. O konuşmasa patlayacak ama yapacak bir şey yok. Emir sıkıntılı. Beytullah'tan çıktık ama ben de konuşmuyorum. Beytullah'tan çıktık. Hacı Allah kabul etsin dedim. Allah razı olsun kurban dedi. Ya hurma dedi. Yaptım ben buna. Dedim bunu konuşmayacaksın hiçbir yerde dedim. Kurban olayım nereden geldi dedi. La hacı dedim. Sus dedim, sus dedim ya. Sus tamam bitti. Yani Allah rahmet eylesin. O şimdi ikide birde taş atardı bana. Bir hurma yedik. Yine arada. Söylemezse dayanamaz çünkü. Mesela arkadaşlar toplandığında işte ya hurma çok güzelmiş. He. Biz bir hurma yedik. He. Allah rahmet eylesin. Onu söyleyecek illaki. Şimdi canım kardeşlerim, derviş bir şeye elini uzatmaz. Bunu alabilir miyim demez. Bunu alayım demez. Bunu bana verir misin demez. Derse ücretini verir. Sen bir şey istersen o senden ücret almayacak. Belli. Ya ben bunun ücretini vereyim. Alma kardeşim ondan. Senden ücret almayacak. Sen o zaman diyeceksin ki al kardeşim kaç para o? 50 lira. 100 lira atacaksın sen. Atamayacaksan alma. Yapma. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yaptığını da söyleme. Şimdiki hastalık bu. Tasadduk ettiğini, yardım ettiğini söyleme. Kimse bilmesin ya. Son bir şey daha anlatayım, meseleyi bitireyim, hakkınızı helal edin. Böyle şeyde oturuyoruz, tekkede, Cafer'le. Cumartesi günleri böyle konuşuyoruz ya, şu oldu, bu oldu, şu olacak, bu olacak. Şunu şöyle ayarlayın, bunu böyle ayarlayın. Cumartesi günleri tekkede 15-20 dakikalık istişare oluyor. Gene böyle oturduk. Birisi böyle göğüs ileride, kafa dik, öyle girdi içeri, tekkeden içeri. Cafer'e dedim, Cafer, bu gelen adamdan dedim, bir şey verdi mi buraya, bir şey yaptınız mı? Yok dedi. Senden habersiz hiçbir şey almıyoruz dedi. Bu ne dedim ya, tekkenin sahibi gibi girdi içeri adam dedim. Vallahi bilmiyorum ki dedi. Adam geldi, 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 tam bizim masanın başına geldi. Mustafa hocam, ben bunlardan şikayetçiyim dedi. Ah dedim ya. An taşı al derler bizim orada. Dedim buyur. Ben dedi, Fethullah Gülen'e dedi yardım ediyorum. Süleymancılara yardım ediyorum. Menzilcilere yardım ediyorum. Ben dedi kapalı çarşıda esnafım. Bilmem kaç tane kiralık dükkanım var. Aylık bilmem kaç bin lira gelirim var dedi bu şimdi. Ne kadar güzel maşallah dedim ben. Ama ben dedi başkana dedim ki dedi size yardım etmek istiyorum. Bu yardım kabul etmiyoruz dedi dedi. Ha öyle bu dedim kabul etmiyor dedim ben. Ya nasıl olur dedi ben herkese yardım ediyorum dedi. Ben dedi size de yardım etmek istiyorum dedim dedi bu şimdi. Dedim ki ben Cafer al dedim bu böyle dedim ben. Kimseden bir şey istemiyor dedim. Allah'ım adam yapıştı. Ayrılmıyor. İlla ki yardım edeceğim. Allah yardım edeceğim. Ben de almıyor. Yok yardım edeceğim. Ben bu almıyor. Ben yardım edeceğim. Ben almıyor. Ben 3-4 sefer söyledim. Baktım gördüm iş şeyden rengi değişecek.
Dedim ya o zaman sen git dedim 3-5 paket bir çay al. 3-5 paket de dedim şeker alsa. Buraya getir çay ocağına koy dedim. Millet burada içsin o zaman dedim. Ondan sonra. Ha tamam ya dedi. Ha tamam o zaman. Anlaştık mı anlaştık. İyi tamam dedim. Sen dedim 3-5 paket şeker al. 3-5 paket de dedim çay al. Fazla da alma dedim. Getir buraya koy. Burada dedim dağıtsınlar. İçimden dedim ya elhamdülillah. Dedim Cafer iyi ki sen bundan dedim bir şey almamışsın. Alaymışsın dedim. Hepimizin kulağından tutup atacakmış dışarı dedim. Ulan burayı ben bakıyorum. Burayı ben hallediyorum. Burası bana ait diyecekmiş dedim ben. Allah muhafaza eylesin. Amin. Sufiler yapmış oldukları hayrı da gizlerler. Hayır yaparlar bunu gizlerler. Söylemezler. Birinin bir ihtiyacını görürler, bunu konuşmazlar. O kimse emindir sufiden bir yardım aldığında, bilir ki konuşulmayacak bu. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Amin. Bunlar güzel ahlakın böyle tatlı tatlı nişaneleri. Bizler de onlarla inşallah yaşarız. Hakkınızı helal edin. Fâlemennâhu. El-Fatiha mahsalavatı. Amin. Ecmain. Destur.